Sevgili dostlar, fotoğraf çekmek kolaya hoş geldiniz. Vallahi söze nasıl başlayacağım inanı bilmiyorum. Geçen hafta zaten konuşacak halde olmadığım için sadece görüntülerden içerik yaptım size. O içeriği de İlginç bir biçimde biz eşimle beraber depremden bir hafta önce bir Güneydoğu Anadolu seyahati planladık. Ve pazartesi günü yola çıktık. Pazartesi günü Gaziantep'teydik. Çarşısını gezdik. Akşam yemeğimizi yedik. Ertesi gün yine Gaziantep'teydik. İki tane müthiş müze var. Onları gezmeden yapamazdık. Bir tanesi Zeugma Mozaik Müzesi ki harika mozaikler mevcut. Diğeri de belediye başkanı Fatma Hanım'ın çabalarıyla yapılan bir müthiş bir panorama müzesi. 25 Aralık Gaziantep'in niçin Gazi unvanını aldığını çok güzel anlatan bir panorama müzesi. Kurtuluş Savaşı'nda neler yaptığını, bütün detaylarıyla, belgeleriyle yani mutlaka görülmesi gereken yerlerden bir tanesi ve inanın ki ben o müzeyi görene kadar evet e, tabii ki işte gerek okulda gerek kulaktan duyma bir şeyler duyuyorduk ama ben o müzede anladım Antep'in ya da Aintep'in niçin gazi unvanını hak ettiğini. Ertesi gün yola çıktık Urfa'ya doğru. Şanlıurfa'ya uğramadan önce Halfeti'ye geçtik. Çok güzel bir gezi oldu. Tek başımıza tek başımızaydık teknede. Ondan sonra oradan güzel görüntüler aldık. Oradan da Göbekli geçtik. Göbekli Tepe'de de aynı şekilde. Ve Şanlıurfa'ya döndüğümüzde otelimize geçmek yerine doğrudan doğruya Şanlıurfa Müzesi'ne, Arkeoloji Müzesi'ne geçtik. Şanlıurfa Arkeoloji Müzesi benim bildiğim kadarıyla Türkiye'nin en büyük ve dünyanın galiba dördüncü büyük müzelerinden bir tanesi mutlaka gözükme, görülmesi gereken yerlerden bir tanesi idi. Onu da yaptık. Sonra Şanlıurfa'da otele geçtik. Bir akşam yemeği yiyelim derken birdenbire bir yağmur. Ama nasıl biliyor musunuz? Yani bardaktan değil kovadan boşalırcasına bir yağmurdu. O yağmurda üşenmedik. Gittik. Balıklı köy ve etrafını gezdik. Oradan da görüntüler aldık. Sonra çıktık Mardin'e geçtik. Mardin'de gezilmesi gereken yerlere gittik. İşte ne bileyim Kasimiye Manastırı'na gittik. Ulu Camii'ye gittik. Orada da çok büyük bir sis ile karşılaştık. Ertesi gün çok güzel bir hava vardı. Dolayısıyla bir takım medreseleri gezdik. Midyat'ı gezdik. Geri geldik. Ve meteorolojiye baktım. Yani hava bir iki gün daha güzel devam edecek gibi gözükseydi oradan da oraya kadar gitmişken Hatay'a geçelim diyecektik. Ama baktım ki kar fırtınası geliyor. Hanıma hanımla beraber karar verdik. Ve biz cumartesi sabahı Ürgüp'e geri dönmeye karar verdik. Ürgüp'e dön, akşamüstü döndük. Ve pazar sabahı saat 4.07'de Hepinizin malumu deprem. Ki biz Ürgüp'te de salandık. Yani bizim salanmamız önemli değil tabii. Yani yeten canlar... Söyleyecek söz bulamıyorum. Sadece Ölenlere Allah rahmet eylesin diyorum. Mekanları cennet olsun diyorum. Yaralılara acil şifalar diliyorum. Geri kalan geride kalanlara Allah sabırlar versin diyorum. Yani ateş düştüğü yeri yakıyor. Evet sevgili dostlar bugün kıyafetimin değişik olması dün başladığım kaydı bitiremedim. Bugüne aktardım. Bugün tabii sizi sadece e, yaşadıklarımı da paylaşarak bir video bitirecek halim yoktu. Size bugün basit olabilir ama bilmediğiniz zaman zorluklar çıkartabilecek bir ayardan bahsedeceğim. O da özel ayarlarınızı kaydetme modu. Yani bu C1'den C7'ye olan modlar. Bunu yapmak için çok basit. Önce yapmanız gereken, e, diyelim ki fotoğraf çekeceksiniz ve diyelim ki sokak fotoğrafçılığı ayarı yapmak istiyorsunuz. Önce PSAMY modunuzu A'ya getireceksiniz. Ben A'da çekmeyi seviyorum. Sonra menüye gireceksiniz. Menüden bütün ayarlarınızı düzenleyip sözgelimi Ben görüntüler mesela ne yapmışım? Görüntü boyutu 3.2. Ee, görüntü kalitesi genelde hep RAW çekerim ama sokak fotoğrafçılığında ben Fine Art RAW yani JPEG ile beraber çekmeyi seviyorum. Ee, ne olur ne olmaz bazen çok güzel fotoğraflar çıkıyor. Hiç düzeltmeye de gerek kalmıyor. Oradan oraya JPEG'ini kullanıyorum. Onun için de bazı ayarlar yapıyorum. film benzetimimi klasik kroma getiriyorum. Ondan sonra krom efekt rengini bir zayıf ilave ediyorum. Mavi krom renk efektine bir zayıf tonlama ilave ediyorum. beyaz dengesini otomatik bırakıyorum çünkü çok başarılı bu yani beyaz dengesi şeyi. Dinamik aralık önceliğini otomatiğe bırakıyorum çünkü ISO ayarını otomatikte bırakmayıp manuel olarak ayarlamayı seviyorum. Ya 500 ya 1600 ya da 3200 isolarda çekiyorum. O günün karanlığına ya da aydınlığına göre. Ben klasik kromun elbette pastel renklerini sevmekle beraber birazcık daha pastelleştirmek adına eksi bir renk koyuyorum. Keskinlik ilave etmiyorum ama berraklığını ben bir parça daha pastelliğine uydurmak adına eksi bire getiriyorum. AFMF'den de burada odak tipimi bölgeye değiştiriyorum. Bütün bunları yaptıktan sonra tekrar IQ'ya gelip IQ'nun 3. sayfasında bulunan yeni bir kişisel ayar düzenle kaydete giriyorum. Giriyorum. Hangisini ayarlamak istiyorsam eğer diyelim ki bunu kişisel 4'e ayarlayacağım. Yani bu C4 anlamına geliyor. O zaman giriyorum. Geçerli ayarları kaydet diyorum ve uygula diyorum. Burada yaptığım bir ayardan pişmanlık duydum ve onu değiştirmek istiyorum, değil mi? Tekrar aynı yere giriyorum. C4'e giriyorum. Bu sefer düzelt kontrol et'e giriyorum. Değiştirmek istediğim menüden değişikliği gerçekleştiriyorum. Mesela AFMF, AF tipini bölge değil tek nokta istiyorum aslında. Bu sefer bir kırmızı nokta çıktığını göreceksiniz. Bu ayarlarda değişiklik oldu. Bunu kaydet anlamına geliyor. Bu kaydı da Q düğmesine basarak yapacaksınız. Q düğmesine bastığınız zaman ayar, ayarınız kaydedilmiş oluyor. Buradan tekrar back düğmesine bastığınız zaman bir önceki menü çıkıyor ve geçerli ayarları kaydet ile beraber uygulaya basıyorsunuz ve kaydınızı yapmış oluyor. Kişisel 4'e yani C4'e geldiğiniz zaman bunu hemen bir kontrol edelim sevgili dostlar. C4'teki ayarlarınızda en son yaptığınız değişiklikle beraber bütün değişikliklerin geçerli kaldığını göreceksiniz. Ha bir tavsiyede bulunacağım. Şu Otomatik güncelleme özel ayarı var ya ben onu devre dışı bırakıyorum. Olur da elinizde eğer bilmem ne olur falan filan bir ayar değiştirirsiniz. Sonra power'ı kapatırsınız o ayar orada kaydetmiş olarak kalır. O yüzden bunu ben devre dışı bırakıyorum. Şimdi bu işin fotoğraf kısmı. Bunun örneklerini çoğaltabiliriz. Hızlı çekim moduna geçirebilirsiniz. Birçok şey yapabilirsiniz. Artık onu sizin ben hayal gücünüze bırakıyorum. Ama video ayar kaydı yapmak için yapmanız gereken çok önemli bir şey var. Sevgili dostlar. Tekrar menüye gireceksiniz. Önce isterseniz bir şeye getirin. Ee, şey moduna getirin. Ee, video moduna getirin. Ama video modundan önce hangi yere kaydedeceksiniz eğer? Acilen o bölgeye gelin. Bu sefer e, IQ'da değil de video'da olduğunu göreceksiniz bu ayarın. Özel mod ayarına kadar inin arkadaşlar. Özel mod ayarında diyelim ki C1'e kaydedeceksiniz. C1 de sabitte. Yapacağınız değişiklikler C1'e kaydetmeye bu şekilde kalkarsanız kayıt olmaz. Önce bunu videoya değiştirmeniz gerekiyor. Sonra buradan geri dönüp yaptığınız değişiklikler neyse. Ve diyelim ki hemen beraber bir göz atalım neler yapmışız. Ben nasıl çekmeyi seviyorum. Evet. Video ayar listesinden de yapabilirsiniz bu değişiklikleri. İşte ben manuel çekmeyi seviyorum. 4K HQ 16 bölü 9 24 FPS. Movie ProRes 422, Flog 2 çekmeyi seviyorum. Buradan back düğmesine manueli ayarlıyorum. Sonra yaptığım değişiklikler, ilave yapmak istediğim değişiklikler var mı? Onlara bakıyorum. Eee Flog 2 kaydetmeyi seviyorum ama o size değiş yani fark etmez. Flog bir de tercih edebilirsiniz. İş LG'yi de tercih edebilirsiniz. O sizin tercihinize göre. AIS modunu ibis, OIS olarak bırakıyorum. Ben AIS smooth boost'u kapatıyorum. ISO'yu otomatiğe bırakıyorum. Zebra'yı mutlaka açıyorum. Sağ ya da sol hiç önemli değil. Ve zebra seviyesini %90'a getiriyorum sevgili dostlar. Ardından da... Evet yapacağım tek bir şey kalıyor. C1 demiştik değil mi? Geliyorsunuz. C1 bu sefer şey çıkıyor karşınıza. Atayabileceğiniz bir fonksiyon olarak çıkıyor. Mesela kişisel ikide böyle bir seçeneğiniz yok. Dolayısıyla C1'e geliyorsunuz. Geçerli ayarları kaydetten uygulaya bastığınız zaman ayarlarınız kaydedilmiş oluyor. Bu sefer işte o moda bu moda getirmek yerine biliyorsunuz ki C1'de benim video ayar modum var. Ama 2-3 tane video ayar modu yapabilirsiniz. 3-4 tane de fotoğraf modu ayarı yapabilirsiniz. Dolayısıyla bu sizin için büyük avantaj. Bu C'leri doğru kullanmayı becerebilirsiniz. Ama ne var biliyor musunuz? Yaptığınız <laughs> değişikleri, ayar kayıtlarını da bir yere not edin, unutmayın. Alışkanlığınız gelişene kadar. Burada da aynı şekilde herhangi bir değişiklik yapmak istediğiniz zaman geliyorsunuz. Düzelt kontrol etten değiştirmek istediğiniz yeri değiştiriyorsunuz. Q düğmesiyle o değişikliği yapıyorsunuz. Sonra buradan tekrar çıkıp geçerli ayarları kaydet uygulaya basıp değişiklikleri gerçekleştirmiş oluyorsunuz. Valla sevgili dostlar bugün söyleyeceklerim bu kadar. İlave etmem gereken tek bir şey varsa bu zor günlerde ölenlere Allah'tan rahmet, yaralılara şifa, geride kalanlara da sabır diliyorum. Birlik olalım, beraber olalım ve bu zor günleri beraber atlatalım sevgili dostlar. Şimdilik kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın. Hoşça kalın. Ben Erdin Çomaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük de bu kadar. <laughs>